Evet, halk burada bankasına sahip çıkmaya geldi. Şu anda yapılanlar tamamen hukuksuz uygulamalardan ibarettir. Çünkü %53'ü halka arz edilmiş bir banka batırılamaz. Bunun hukukta da bunun yeri yoktur. Yani dolayısıyla biz buna izin vermeyeceğiz halk olarak. Devlet millete ait olan bir bankayı batırmaya çalışıyor burada. Helal parayla kazanılmış milletin bankasını batırılmaya çalışıyor ama buna izin verilmeyecek inşallah. Uygulamalar tamamen kanunsuz, kanun dışı uygulamalar. Zaten bunlar ilerleyen zamanlarda görülecektir. Bundan eminiz ki tarih ve zaman bizi yalancı çıkarmayacak. Bütün bu yapılan hukuksuzluklar elbet bir gün cezasını görecektir. Sadece insanların korkularından faydalanmak istiyorlar. Allah korkusu olanların hiçbir şeyden korkusu olmuyor. Buradayız yani Allah'ın izniyle. Yok, bankada çalışan falan bir yakınım yok. Ya benim normal çalıştığım bir banka yani. Çalışmaya gidiyorum. Yani gelmişler buraya el koymuşlar. Burası sokak. Sokağı kapatmışlar. Yani bankanın anahtarlarını alamadı. Sokağın anahtarı sokağa kilit koydu yani. Bu kadar basit. Biz malımızla, canımızla bankamıza destek olmaya geldik. Gerekirse canımızı da veririz bu yolda, malımızı da. Her şeyimizle yani buradayız. Bu Allah'ın davası. Bu dava sadece Allah kapatır. Kimse kapatamaz. Kimsenin gücü yetmez. Herkes Allah'a havale ediyorum. Tamam, sen de gel. Evet, Bankasya'nın önündeyiz. Bankasya'nın da mutlaka dualarımızla da desteğimizdeyiz. Neden? İşin ilginç tarafı, Türkiye bir tarih yazıyor. Bir ilk yaşanıyor. Anadolu insanının açmış olduğu Bankasya'yı hükümet veya devlet işte bir şekilde yine Anadolu insanının açmış olduğu bu bankaya müdahale ediliyor ve el konulmaya çalışılıyor. Üniversitelerde test konusu olsun. Neden? Çünkü gerçekten Anadolu insanının bu kadar başarılı, bu kadar güzel çalışmasını hükümet veya devlet nasıl olur da bu şekilde el koymaya çalışır? Acil çay var, sıcak süt var, çay var, süt var. İkinci Dünya Harbi'nde Japonların Pasifik'te Amerikan donanmasını bombalaması aklıma geldi. Sonra ne oldu? Amerika'da Hiroşima'ya bir de öbür şehire atom bombası attı. Sonra ne oldu? Dünya dedi ki uyuyan devi uyandırdınız. Biz de öyle olduk. Uyuyan devi maalesef uyandırdılar. 160 ülkede bizim sözüm yani okullarımız varsa demek ki uyuyan devi. Pendik'ten geldik. Pendik'ten. Evet. Zor olmadı mı peki? Çocuk var mı? Çocuklar var. Zor olmadı. Her zaman hizmetin yanındayız. İnşallah. Haksızlıklar karşısında susmamak için buradayız. Bankamıza sahip çıkmaya geldik. İnşallah diyoruz ya faizsiz faizsiz bir yaşam sürelim. Ama ne yazık ki ilk önce faizsiz bankacılığı bitirmeye çalışıyoruz. Diğer faizli bankacılıklara da daha iyi davranmaya çalışıyor. En azından bankamıza sahip çıkacağız her şekilde inşallah.